Sevgili dostlar, burası Eskişehir. Efendim, şehrin ortasında bir nehir geçiyor. Porsuk Nehri. Avrupa'da da hep şehir var, o zaman da nehirler vardır. Türkiye'de azdır, niyeyse. Burada var mesela. Porsuk Nehri'nde bir gemi turuna çıkacağız. Bu gemiler, bu tekneler burada yapılıyor. Bu imiş. Çok sevdim. Efendim, bir de sanki yani enteresan gondol bilen var. Bakar mısınız gondollara? Venedik gondollarını burada imar etmişler. Çok güzel. Eskiden bura kokarmış. Sivrisinekler varmış. Böyle fabrika atıkları, boyalar. Sümerbank fabrikası ne bu? Hangi renk boyuyor kumaşı anlarmış nehre bakınca. Aa, bugün kırmızı çalışıyorlar falan. Yeşil bugün basmalar falan. Mış tamamen arıtılmış. Barajlar çoğalsın taşarmış burası. Seller olurmuş. Artık sel olmuyor. Pırıl pırıl. Efendim balıklar bilen var. Efendim ha, yüzecek kadar değil tabii muhakkak ama lağım yok. Atık yok. Başlı başına nehir gibi nehir. Nehir gemileri hem turistik mahiyette hem de adam da götürüyor. Bu parka kadar gidiyormuş buradan. Bütün şehri boydan boya nehir boyunca kat ediyor. Çok güzel, çok hoş. Ve insanlar da hayatına memnun. Yazın burada kuyruk olurmuş. Buraya bir bekçi, bir sürü insan. Efendim çok hoş, çok güzel. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Hadi bakalım. Evet efendim, belediye bizi özel bir tekne ayarladı. Belediyenin hazırladığı teknede bir nehir gezisindeyiz. Porsuk Nehri. Eskişehir'in şehri. Gelin bakalım. Şehrin nüfusu 810.000. Hatta bunun içerisinde 50.000'e yakın üniversite talebe ve öğretim üyeleri nüfusu da var. Ve enteresan bir şekilde Türkiye'nin İzmir'den sonra belki beyaz yakalı göç alan şehirlerinden. Çünkü daha çok burası şehir, nihayet şehre benzeyen bir şehir. Yani bir metropol olmuş artık. Değerleri, kanallı kullanımı, efendim, parkları, heykelleri. Yani bizim dediğimiz o hastalıklar pek burada yok. Daha az rastlanıyor. Gökdelenler falan biraz daha sakin buralarda. Daha çok şehire benziyor. Tabii BD reisi Yılmaz Büyükerşen'in değerli katkılarıyla bunlar oluyor. Üniversite gençleri var. Bol bol. Efendim, Anadolu Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Onu da kuran gene Yılmaz Hoca. Üniversitede yıllarca rektör olmuş. Sonradan belediye üyesi olmuş. Tabii dediğim gibi bir firik şehri aslında. Sonunda tabii sırasıyla Bizans, Doğu Roma yani Grek. Arkasından Doğu Roma, Bizans. Ve arkasından Osmanlı. Ve arkasından Türkiye Cumhuriyeti. Fazla yani Osmanlı zamanında vilayet değil. Yani Bursa gibi değil. Ufak, daha ufak bir kasaba. Bir sancak da değil. Bursa'ya bağlı. Bursa sancağına bağlı bir şehir. Ne zamanlar önem kazanıyor? 93 Harbi'nden sonra buraya göç eden, buraya yerleştirilen, yani buraya yerleştiriyor Osmanlı. Kırım Tatarlarını. 1800'lerde. O zaman kıpırdamaya başlıyor. Çünkü gelen Kırım Tatarlar tarım falan biliyorlar. İkinci daha önemli göç Balkan Harbi'nden sonra. Balkan Harbi'nden sonra oraya göç başlayınca Balkan'dan gelen Müslüman köylüler modern tarım biliyorlar. Tarım aletleri biliyorlar. Ve onları yapmayı ve tamir etmeyi biliyorlar. Tarım aletlerini. Biçer döverleri falan vesaire. O zaman burada bir tahıl üretimi başlıyor. Nitekim Kurtuluş Savaşı'ndaki tüm ordusunu besleyen buğdayın
buradan gittiği söylenir. Un fabrikaları kuruluyor. Un yapıyorlar babalar burada. Tarım, tahıl çok önemli imiş. Her köprüyü yeniden yapmışlar ve her biri başka renk boyanmış. Biz de şu anda yeşil bir tanesinin altından geçiyoruz. Sanki böyle Amsterdam'da mıyız? Eskişehir mi anlamadım. Hani Amsterdam'daki gemiler de benziyor biraz. Güzel yapılmış çok. Burada yapmışlar. Hoş bir yerdeyiz. Yani nihayet metropoldeyiz. Türkiye'de. Pek olmaz biliyorsunuz. Gelin bakalım. Sevgili dostlar, burası Eskişehir ve yanımda da çok tanışmak istediğim epeydir. Nihayet bu sabah tanışmak şerefine nail olduğum hocamız var. Benim için Yılmaz, de. Yılmaz Hoca. Bu şehirde kaç senedir belediye başkanısınız? 1999'dan beri 18 sene. 18 bitiyor. Sene. Efendim bitiyor diyor ama bitmeyeceğini de kendisi de biliyor. Bitiyor diyor da kimsenin bırakacağını sanmıyorum. Yılmaz Hoca'yı öyle anlaşılıyor. Şimdi bu çok enteresan bir şehre geldi. Ben de hep duyarım ama şimdi hem de ilk ağızdan duyacağız. Bu şehirde 8 tane tiyatro salonu var. Değil mi efendim? Evet. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nin. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyelerinin de bizden sonra kurdukları kendi tiyatro salonu. Ayrıca. Evet. O zaman toplam Eskişehir'de kaç belediye tiyatrosu oluyor o zaman? Aşağı yukarı bizde demek ki 8 tane, 2'de onlarda 10. 10 tane. 12 tane. 12 tane. Çünkü üniversitenekiler hariç. Üniversitede. O da sayın. Anadolu Üniversitesi'nde var. Onlarla birlikte 15-16. 15-16 tiyatro. Yani şimdi bir şey olur. Yapılabilecek teknikte salonlar var. Ve yani müthiş teknikte. Biraz evvel bir tanesine baktık. Size onu göstereceğim belki. 1500 kişilik. 1200 evet. kişilik. Pardon. Şimdi burası çok hoş bir bina. Dışarıdan şimdi görüyorsunuz. Size dışarıdan gösterelim binayı. Fakat içerisinde ikiye ayrılıyor. Tiyatro bölümü, opera bölümü. Şimdi opera ya da klasik müzik bölümünde tarafındayız değil mi hocam? Evet. İki ayrı, daha doğrusu ikiz bir bina bu. Evet. Tabii birbiriyle de bağlantıları evet, var. Efendim. Bir tanesi senfoni orkestrası ve operaların faaliyet gösterdikleri evet. kısım. Fuayeleriyle, otoparklarıyla. Diğeri de büyük tiyatro dediğimiz 600 kişilik bir tiyatro salonu olan, döner sahneleri giren, teknik donanımları çok yüksek olan bir salon. Şimdi burada senfoni orkestrası bölümünün kulisindeyiz şu anda. Evet, kulisteyiz. Ve duvarda gördüğünüz resimler aslında Eskişehir'in tarihçesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sanat konusundaki tarihçesinin birer sembolü olan fotoğraflar. Bu fotoğraf gördüğünüz Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nde çekilmiş. Çifteler Köyü. Köy Enstitüsü. Köy Enstitüsü. Peki hala öyle bir köy var mı Çifteler Köyü? Çifteler ilçedir şimdi. İlçe oldu. Evet. Fakat enstitü yok tabii. Enstitü maalesef. Yok. Evet. Efendim, Çiftelerde köy çocuklarının yetiştirildiği, biliyorsunuz tarım, hayvancılık, tabii ki. İnşaatçılık, tabii hemen ki. Her konuda kültür dahil eğitim verilen
eğitim yuvalarıydı. Evet, tabii ki. Dünya eğitim tarihinde özel yeri olan, yer almış olan köy enstitüleridir. Bunlardan bir tanesi Çifteler Köy Enstitüsü'ydü. Şimdi bu gördüğünüz ağırın önünde, güneş öyle denk geldiği için dışarıda okul kısmında değil de bunun yanında okul binaları var. Evet. Çifteler Köy Enstitüsü'ne eğitilmek üzere köylerin kalkındırıcı liderleri olmak üzere yetiştirilecek köy çocuklarını görüyoruz. Bakın. Bunlar hepsi ileride her köy gidip köyüne ilerler mi olacaklar? Hep civar köylerden. Tabii. Yer alacaklar. Oranın tarımı, hayvancılığı, kültürü, kalkınması büyük bir bilgi ve beceri donatısıyla yetiştirilen çocuklar bunlar. Bakın görüyorsunuz. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Görüyorsunuz enstrümanları hepsinde. Şimdi müze halinde kullanılıyor Çifteler'de. Bu bina maalesef kapalı bir vaziyette duruyor. İki tane trombon var arkada, evet, kemanla bakar mısınız? Hepsi var. Hepsi bunların bir kısmı hala oralarda duruyor. Müze gibi böyle depolarda. Hoca Gürer Aykal'ın babası. Müze öğretmeni. Evet. Öyle mi? Evet. Bakar mısınız? Gürer Aykal'ın kardeşi. Oğlunu da öğrencilerle beraber yetiştiriyor. Onu ufak ufak çocuk. Elinde evet, kemanı var. Kemanı var. Gürer de Çifteler'de doğmadır. Gürer öyle mi? Hemşeriniz. Hemşeriniz. Ne yazık ki bu dünyada devrim sayılacak bir eğitim modeli olan köy enstitülerini yine kuranlar kaldırdılar. Büyük bir kayıptır. Eğer çok köy enstitüleri devam etseydi bugün Türkiye bambaşka bir çok başka dünyanın bir lider ülkelerine tabii arasında tabii ki ilk dörde girebilecek ülkelerden tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yine aynı tabii şekilde ki. Burada da bakın. Bu da yine köy enstitüsü. Piyano var, piyano hocası. Görüyorsunuz orkestra olarak çalışıyorlar. Türk bayrağı arkasında iki tane. Evet, müthiş evet, değil mi? Evet. Ah köy enstitüleri, ah, evet. Ah, ah. O benim içimde kanayan bir yaradır ki. Şimdi öbür tiyatro tarafının kulislerine geçtiğimiz zaman da göreceksiniz. Orada da halk evlerinde orkestra sınavı yapılıyor. Orkestra için eleman alacaklar. Onun fotoğrafı var. Yine liselerimiz, ortaokullarımız ve ilkokullarımızın fotoğrafları var. Arşiv olarak bulduk, çıkardık. Onları da size göstereyim. Çok memnun oluruz. Hadi gidiyoruz çok arkadaşlar. İlginç şeyler göreceksiniz. Hocam, vallahi bizi mest ettiniz bugün. Eskişehir'de bir lise. Lisenin bahçesinde müzik dersi yapılıyor. Görüyorsunuz hepsinde kemanlar var. Kemanlar var. Nota sehpaları önlerinde. Bina eski bir bina ama gördüğünüz gibi çağdaş sanatın gelecekteki sanatçıları yetiştiriliyorlar. Müthiş değil mi? Bir ilkokul. İlkokulda öğretmenleri nefesli sazlar, flüt çalıyorlar. Ya. Görüyorsunuz. Yani bu nesil Cumhuriyet'in çok değerli, çok kıymetli evlatları olarak daha sonra da çeşitli görevler almış gençlerdir hepsi. Eskişehir Halk Evi. Orkestra için sınav yapıyor. Bakar mısınız? Bakın heyet var, hocalar var orada. Not şey yapacaklar. Evet. Evet. Eleman seçecekler. Eleman seçecekler. Audition yapıyorlar. Için. Ne yazık ki bu halk evi maalesef yok. Eskişehir'de, şehrin merkezinde. Şimdi bir banka binası var orada. Türkiye'deki bütün halk evleri Eskişehir Halk Evi hariç 1950'den sonra da korunmuş ve değişik fonksiyonlara tahsis edilmiştir. Hala o binalar durur. Cumhuriyet'in önemli ilk dönem mimarilerini çizgi olarak taşıyan binalardı. Bir tek Eskişehir'dekini o dönemin belediyesi peynir dilimleri gibi dile dile satmıştır. Uzun bir binaydı. Ben de ilkokuldayken oradan çok istifade edenlerden birisiydim. 1950'lerin başında sattılar. Şimdi gördüğünüz gibi bir okul bu binası. Evet. Cumhuriyet'in eğitim ve öğretimi kültür ve sanatta ön planda tuttuğu döneme ait bir tarihi fotoğraf. Gördüğünüz gibi bu da bir ilkokul. İlkokuldaki kız çocuklarından kurulu bir orkestra. Okul dökülüyor. Okulda kapıda pencere yok. Kapılar, pencereler, merdivenler falan daha yeni yeni binalar yapılmamış. Ama verilen eğitim Cumhuriyet dönemi eğitimi sanata ne kadar ağırlık veriyor, çocuklara daha küçük yaşta
nasıl sanat zevkini ve aşkını aşılıyor onun göstermesi. Bu piyano da o dönemde okullardan birinde olup sağa sola atılmış, bir ailenin eline geçmiş. Daha sonra biz bunu aldık, bakımdan geçti. Şefin odasına da koyduk. Koydunuz. İşte o dönemdeki okullarda kullanılan piyanolar. Bakar mısınız? Evet. Böyle fildişi falan şey. Akor olacak tabii ama yani, fark etmez. Aslında sembolik burada. Tabii. Tutuyoruz. Yoksa bizim çok büyük piyanolarımız var. Muhakkak. Orada şimdi tabii. Steinway falan göreceğim muhakkak. Steinway falan tabii, göreceksiniz. Muhakkak. Bir tane değil, birkaç tane. Birkaç tane göreceğim. Üniversitede falan da vardı. Bösendorfer'lar. Bösendorfer'lar. Yani, müthiş. Ne güzel kızlar değil mi hocam? Evet, bakar mısınız? İstanbul Maşallah. Muallim Mektebi. Öğretmen yetiştirecekler bunlar. Anadolu'da öğretecekler. Evet. Tabii. Ve hepsi keman çalıyorlar. Piyanoları var, öğretmenleri var. 1926 galiba. 26. Bakar nereden mısınız? Nereye geldi eğitim? Onu gösteren önemli bir bölge aslında. 1926'daki eğitim. Evet. Sevgili evet. Dostlar, Muallim Mektebi dedi. Cumhuriyet'in kuruluşundan 3 yıl sonra. 3 yılda. Ne yani reformu, Cumhuriyet'in reformlarını gösteriyor. Bu da İzmir. İzmir Muallim Mektebi bu da. Bunlar da yine müzik öğretmeni olacaklar. Mandolin dersleri var. Bir salona bakalım. Salonu çok. Şimdi bir salona bakalım arkadaşlar. Koltuklar böyle diye bakma. Merdivenler doluyor. Kaç kişi burası efendim? 600 mü burası? 600 kişi. 694 kişi. Ya şeyleri açtınız, engeller için yer açtınız evet, da. 500'dü. Şimdi bir kuyruk olur daima dışarıda. Dışarıya da taşar, bahçeye de taşar. Onlar beklerler. Bilet alıp da gelmeyen olursa onların yerini alabilir miyiz diye. Evet. Ama olmazsa veya 5 kişi gelmedi, 10 kişi gelmedi. Onların yerine hemen oradan birileri bilet parasını yatırır girer. Evet. Geri kalanı da bekler burası için. Onlara kaç para alıyorsunuz? 2 lira mı? 2,5 lira mı? 3 lira mı? Ne kadar alıyorsunuz? 3 lira. 3 lira. 3 lira. Onlar da bu basamaklara sıralanırlar. İki tarafa, ortaya. Maşallah. Fazıl konsere geldiğinde sahneye de sandalye koydurur. Bilir buranın kalabalık olacağını. Minder koyarız. Minderler konur. Sahnenin etrafında, piyanonun yanlarında çocuklar otururlar. O halde. İlk başladık 99 işte, bu kültür ve sanat faaliyetlerini nerede alkışlanacağını bilmez klasik müziklerde. Evet. Ondan sonra fakat şimdi artık o kadar yetişti ki. Biliyorlar. Yani, müzik dinleyen ekip. Daha başka sana bir olayı anlatayım. Bir gün geldim. Bir iki sıra boş gözüküyor böyle. Burası ne dedim, niye dedim boş bunlar, herkes oturmuş yerine. Şimdi dediler yetişirler, otobüste geliyorlar ki İstanbul'dan bir grup. Emekli, doktor, hakim, öğretmen, efendim mühendis falan. Senfoni orkestrası dinlemeye her ay yerleri var, yer alıyorlar dedi. Eskişehir'e İstanbul'a geliyorlar. Evet. Ben çok garipsedim, bana çok yanlış bir şey geldi. İstanbul'dan senfoni orkestrası dinlemeye. Yok İstanbul'da. Büyük İstanbul'da. Fuay arada... Fuayeye çıktım, onlar da çıkmışlardı bir kısmı. Dedim ki ya hoş geldiniz ama ben İstanbul gibi yer dururken Eskişehir'e senfoni orkestrası dinlemek ne oluyor? Verdikleri cevabı söyleyeyim mi? Efendim dediler biz bir grubuz. Biz senfoni orkestrası, yani senfonik müzikten çok zevk alıyoruz. Ama İstanbul'da konserler için yer bulabilmek varsa, yapılıyorsa ki Borusan falan var dediler. Evet. Tek. Onun dışında gidip bilet almak bir dert. Alsak vaktinde konsere yetişebilmek bir dert. Evvelce çok erken çıkıp işimizden yemeğe gitmemiz lazım. Yemeği de orada yakında bir yerde yememiz lazım. Dinleyebilsek eve dönmek bir dert dediler. Onun için buraya gelmek bize ucuza daha kolay geliyor. Hem bir gece kalıyoruz, hem kahvaltı ediyoruz burada, hem bir konser dinliyoruz. Biraz da dolanıyoruz şehre. Pazar günü gidiyoruz, cumartesi günü gidiyoruz. Biz de gelelim. Ya böyle işte yani. Cumartesiden gelelim. Konserimizi dinleyelim, gidelim. Viyana'da ki meşhur opera salonunda hiç unutamıyorum onu. Binanın dışına koymuşlar ama dev bir ekran.
opera. Bütün halk da yani pahalı orası yani 150-200 euro, 300 euro. Herkes oturup herkes meydanda büyük ekranla içerideki operayı, canlı operayı izliyordu. İçerideki operayı. Çünkü 250-300 euro falan bilet oradaki bir operaya yani. Evet hocam aynen bana benziyorsunuz. Ben de öyle... Evet, ah işte aynı huydayız. Bu yüzden başıma Almanya'da falan gelenler... Aynı huydayız. Yani eğri bir tablo görmeyeyim. İşte bak hocaya bak. Aa bana benziyor. Aa bana benziyor. Bakayım. Ben de eğri tablo görünce iyi de düzelteceğim. Şeyde, hastalık mı yalnız? Hizmetlilere su terazisi aldım küçük. Benim odada falan belediyede kullanacaksınız bunu. Temizledikten sonra bunu koyacaksınız diye. Aynı hastalık. Aynı hastalık. Böyle, Allah. Böyle. Aynı hastalık. Bir gidelim tiyatro kısmına. Efendim size Yener Bey'i de tanıştırayım. Burada tanıştırmadım o ekrana. Bütün bu operanın ve tiyatronun bütün hepsinin başındaki müthiş başarılı ve aynı zamanda erkek kardeşi hocamızın, İlmaz Hoca'nın da erkek kardeşi. Ve bütün buranın da bekçisi desem herhalde abi yani bir tabir olmaz. Buradaki tiyatro şeyim var, kostümlerim var. Ha, orijinal kostümler değil mi? Kırmızı salon, müthiş bir salondayız. Yılmaz Hoca'nın yani müthiş döner sahne dediniz değil mi efendim? Döner sahne. Hem öbür tarafta hem bu tarafta. Ama burada orkestra çukuru yok burada. Orkestra çukuru bu öbüründe var. Öbüründe var. Burada yok. Tiyatro salonu. Biraz daha derinlik kazanırız falan diye geldiniz. Tiyatro salonu. Gelin. Bakar mısınız? Gelin gelin. Ha. Öbür sahnenin de rampası var. Ha oraya çıkabiliyorsunuz. Evet. Orası böyle. Yani siz burayı düğün salonu olmaktan kurtardınız son dakika. Evet. Şimdi bu bunun elinize altı sorun. Hem kapalı otopark hem üstü otopark. Boydan boya da var. Tabii Türkiye'deki bu şehirciliğin en önemli problemi otopark en son düşünüldüğü için bütün arabalar yollarda. Aynen. Sevgili dostlar, inanılmaz bir bina gezdik. Sağ olsun hocamızın eserleri bunlar. Şimdi hocamızın bir sürprizi var. Dedim hocam benim yanınızda biraz karnımız acıktı dedim. Yani bizi dedim böyle gezdiriyorsun. Tamam sanat manat hastasıyız da yani bir de şey bir de biraz mideyi doyurman lazım dedim. Ne istiyorsun dedi. Ne isteyin beğenirsiniz. Buranın tabii burası Tatar nüfuslu orijin ta 1800'lerde Kırım'dan gelen tipler var burada. Herkes gözü çekik çekik böyle. Çiğ börek yiyeceğiz. Çiğ börek. Yani çiğ değil. Ben öyle yanlış biliyormuşum. Siz yanlış biliyorsunuz. Yumuşak G'si yumuşak yok. Yumuşak G yok. Çiğ börek. Ç-i börek. Çünkü Tatar lisanında Ç-i güzel mi demek neydi? Çiğ güzel demek. Güzel demek. Ç-i. Ç-i. Yani çiğ börek. Yani güzel börek yemeye gidiyoruz. Güzel börek yiyeceğiz. Hocam ısmarlayacakmış. Evet. Kesesine bereket. Memnuniyetle. Hadi gidiyoruz. Gidelim. Thank you.